Özellikle bel ağrısı, kalça ağrısı ya da bacaklarında ağrısı olan hastanın e, muayenesinde dikkat ettiğimiz üç tane temel şey var. Bunlardan bir tanesi hastanın alt ekstremite yani bacakları ve ayaklarındaki kuvvetinin ne olduğuna bakıyoruz. Bunun için yine e, uçtan yani parmaklardan başlayabiliriz. Parmak uçlarını kendimize doğru çekelim. Çekelim. Şimdi ayak bileğimizle birlikte baş parmaklarımızı sanki gaza basıyormuş gibi aşağı doğru itelim. İtelim. Şimdi dizimizi kendimize doğru çekelim, çekelim bütün gücümüzle, İtelim. Şimdi bu dizimizi çekelim, İtelim. Dizlerinizi yana doğru açar mısınız? Hı hı. Kapatın. Bu hareketlerin tamamı e, bacakların ve ayak bileğinin özellikle kuvvetinin ne olduğunu tespit etmeye işine yarar ve bize kabaca nerede sorun olduğunu gösteren en önemli bulgulardan bir tanesidir. İkinci bakmamız gereken şeylerden bir tanesi her iki taraftaki bacağın ve ayağın duyular arasında fark var mı yok mu? Bunun için her iki tarafı simetrik bir şekilde duyularının aynı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Duyu muayenelerinin temel amacı da şu, iki taraf arasında belirli bir fark varsa bize sorunun neresi olduğu konusunda kabaca fikir vermektedir. Üçüncü baktığımız şey de hastanın alt ekstremitelerinde yani bacaklarında refleksler arasında bir fark var mı yok mu buna bakmamız gerekli. Bir taraftaki azalma ya da artış yine bize kabaca sorunun nerede olduğu ile ilgili fikir vermektedir. Bu muayeneleri mutlaka hastanın şikayetleriyle birlikte tamamlamalı ve e, gerekli durumlarda ileri tetkik istemeli ve sorunun nerede olduğunu tespit etmeliyiz. Müzik